Ben düşündüm, taşındım. Ben sana layık olduğumu düşünmüyorum Nalan. Seni hak etmediğimi düşünüyorum. Sen çok daha iyilerine layıksın. Senin için doğru olan ben değilim. O yüzden boşanalım Nalan. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. İstersen bağır, çağır, küfret. Söylediğin her şeyi hak ediyorum. Ama olmuyor yani. Olmayacak da. Ben bunu görebiliyorum. Bence sen de görebiliyorsun ama bunu söylemeye cesaretin yok. Bak, benim gibi biriyle yaşarsan, yanımda yaşlanırsan sana çok yazık olur. En mantıklısı yol yakınken bitirmek. Yol yakınken bitirmek. Yani sen baktın, gördün ve olmayacağına karar verdin. Tek başına. Ne kadar kolaymış senin için böyle bir karar almak. Yol yakınken ne demek? Sen benim senin için ne kadar uzaktan geldiğimin, sana gelebilmek için beni ne yollardan geçtiğimin farkında mısın? Özür dilerim, benim için o kadar basit değil. O kadar kolay değil. Kolay demedim. Parmağındaki yüzüğü öyle bırakıp bir tarafa koymak kadar kolaymış görüyorum. Nalan, bak ben şimdiye kadar senin gibi birini hiç tanımadım. Sen iyisin, tertemizsin. Her zaman ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, benim karşımda hep ışıldıyorsun. Mutlusun sen, içinde hep bir denge var. Benim senin ışığını söndürmeye hakkım yok. Benim senin dengeni bozmaya hakkım yok. Ben işe yaramazın tekiyim. Hep öyleydim. Ne iyi bir evlat olabildim, ne iyi bir eş, ne iyi bir kardeş. Yok, yapamıyorum yani. İçimde böyle hep bir boşluk hissi var. 5 yaşımdan beri geçmiyor, gitmiyor. Olmuyor yani.
Bana inanmıyorlar. Haklılar. Haklılar. Haklılar çünkü ben de bu yaşıma kadar kendime hiç inanmadım. İnanmış gibi yapmaktan da artık sıkıldım, bıktım. İnanmış gibi yapmaktan da artık sıkıldım, bıktım. Seni karanlığıma sürüklemeyeceğim Nalan. Bunu sana yapmayacağım. Ama şunu bilmeni istiyorum. Ben senin her zaman yanında olacağım. Yani bugün bu konuşmayı yapıyor olmam benim için bir şey değiştirmeyecek. Sen benim için hep iyi olarak kalacaksın. Hep mutlu bir Nalan olarak kalacaksın. Hep böyle sevdiğim, kalbimin bir köşesinde hiç silemediğim biri olarak kalacaksın. Kimsenin ilgili olmayacaksın. Duydun mu beni? Yarın öbür gün hevesini alıp da seni kapının önüne koyarsa o zaman görürsün rezil olmak neymiş. Erkek milletine güven olmaz. Onların tek derdi senin gibi saf trik tipleri kullanıp paçavra gibi bir kenara atmak olacak. Kocana kadınlık yapacaksın. Böyle yanında asker arkadaşı gibi dolaşmayacaksın. Azıcık kadın ol, kadın gibi davran. Nayla, iyi misin? Su söyleyeyim mi, su içmek ister misin? Beni affet Nalan. En kısa sürede işlemleri başlatacağım. Hayatımdan hiç olmamışım gibi çıkacağım. Söz veriyorum. Umarım bir gün seni gerçekten hak edecek biri çıkar karşına. Seni o kadar mutlu edeceğim ki kimsenin üzmeye gücü yetmeyecek. Keşke seni hiç tanımamış olsaydım. Keşke sen de insanları üzmekten, onların hayatlarıyla bu kadar kolay oynamaktan bir nebze olsun korksaydın. Dünya senin etrafında dönmüyor Sedat. Umarım bunu yakında öğrenir ve anlarsın. Benimle evlenir misin?
Nalan Hanım. Bana yalan söyledin. Ben sadece inanmak istedim. Başka çarem yoktu ki. Başka çarem yoktu. İsterseniz sizi eve götüreyim ben. Ev mi? Hangi ev? Araba bu tarafta böyle. Buyurun. Bu taraftan efendim. Ne o, kutlama mı yapıyorsun? Duyamadım. Neyi kutluyorsun? Söyle, biz de kutlayalım. Nalan'la konuşacaklarımı konuştum. Size anlatacak hiçbir şeyim yok benim Feride Hanım. Öyle mi? Emin misin? Hiçbir şeyim yok. Birazcık da mı yok? Böyle oturduğun kaftağından baktığında öyle mi görünüyor her şey? Biz etrafında dönüp dolaşan insancıklar mıysa cevap ver. Canın ister bir kız görürsün. Beğenirsin. Ana babanı ikna eder, gider istersin, nişanlanırsın. Canın ister, düğün yaparsın. Gevşek uçkurun aklına gelir, yoldan çıkarsın. Zora gelemezsin. Öyle evde karınla edepli edepli oturamazsın. Çünkü kumaşında yoktur senin. Yapamazsın. Bir günahsız kanına girersin. Sonra utanmadan boşanmak istiyorum dersin. Öyle çekip gidersin. Oh ne âlâ memleket Sedat Efendi. Senden sonrası tufan, öyle mi? O elindeki taş parçasına bütün hayallerini, umutlarını sığdırdı benim kızım. Senin umrunda mı? Başka bir insanın hayatı bir şey ifade ediyor mu senin için? Bir genç kızın hayalleri, istikbali bir şey ifade ediyor mu senin için? Yoksa... Canım benden daha iyilerine layıksın deyip geçip gidiyor musun? Yani bunu ilk söyleyen yırtıyor mu? Cevap ver. Pişkin pişkin bakma suratıma öyle. Ben de Nalan kadar üzgünüm. Ama elimden bu kadarı geliyor Feride Hanım. Ya, sevgilinden mesaj mı bekliyorsun? Nalan'ı postaladın mı aşkım mı diyor. Daha fazla birbirimizi kırmayalım Feride Hanım. Yolculuk nereye? Feride Hanım, daha fazla uzatmak istemiyorum diyorum. O Cana denen Çiyan'la kaçıyor musun yoksa? Ne Cana'sı ya? O bir hataydı. Bitti gitti, kapandı yani. Yapmayın Allah aşkına. Kafanızda kurduğunuz saçma sapan hikayeleri dinlemeye ne enerjim ne de zamanım var. Ben kendi kararımla ailemden ayrılarak tek başıma gitmeyi seçtim. Bunda da hiç kimsenin etkisi yok.
Yanımda da kimseye götürmüyorum. Lütfen boşuna kafanızda kurmayın. Tek başına gidebileceksin. Eminsin, öyle mi? Hani kafan o kadar basıyor yani. Bakın bu son konuşmamızda birbirimizin kalbini kırmayalım lütfen. Bu gidişimin Nalan'la hiçbir alakası yok. Bu tamamen ailevi mesele. Ben artık bu şehirde, bu ülkede yaşayamam Feride Hanım. Benim için kolay mı sanıyorsunuz? Evimi, işimi, ailemi, arkadaşlarımı, ülkemi terk edip gitmek benim için kolay mı? Ama başka çarem yok. Lütfen siz de anlayın demiyorum ama en azından saygı duyun. Belli oldu. Senin kafan iyice gitmiş. Basacak durumda değil. Biz bu işi Rafet Bey'le halledeceğiz. Anlaşıldı. Bakalım baban Canay'la yediğin halkları duyduğunda böyle elini kolunu rahat rahat sallayarak gitmene izin verecek mi? Artık çok geç Feride Hanım. Babam her şeyi öğrendi. Ve Sedat Koroğlu diye bir oğlum yok artık deyip konuyu kapattı. Hem siz kızınıza hiç mi acımıyorsunuz? Benimle mutlu olamayacağı ortada. Siz kendi ağzınızla söylediniz bana. Görmüşsünüz, anlamışsınız da beni. Ama mecburen vermişsiniz kızınızı. Alın işte Nalan için bir fırsat. Bence mutlu olmalısınız. Yeni bir hayat kurması için onu teşvik edeceğinize... bu evlilikte ısrar etmeniz saçma değil mi sizce? Dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden bir zavallıya... kızımı verecek kadar kör olduğum için yazıklar olsun bana. Hakaret dinleyecek zamanı geçtim ben Feride Hanım. İyi geceler. Bu söylediklerini tek tek sana yedirmezsen bana da Feride demesinler. Yok öyle gitmek. Nalan'ın hayatını karartıp çekip gitmek yok öyle. Hanımefendi, iyi misiniz? İyi miyim? İyi. Bir su verir misiniz? Buyurun. Sağ ol. Bir yakınınıza haber vermemizi ister misiniz efendim? Cana, bir şey mi oldu? Feride aramış beni. Telefonum sessizdi. Şimdi gördüm. Hayır, alamet değil yani bu. Ne oldu? Niye arıyor ki şimdi gecenin köründe bu kadın beni ya? Nalan'la konuştum bu akşam. Boşanmak istediğimi söyledim. Ya, Nalan çıktıktan sonra da Feride Hanım geldi karşıma. Mevzuyu biliyor yani. Ay, biz gidene kadar bekleyemedin de be aşkım. Ya kadın benim kapıma dayanırsa, abiyle konuşmaya kalkarsa... Can, ben o zaman hiç düşündün mü? Bir Canan, bir sakin olur musun? Hem öyle bir şey kafasına koysa çoktan basmıştı orayı. Ya ben konunun seninle bir alakası olmadığını, kendi kararımla ailemden ayrılıp yurt dışına gidiyorum dedim.
Takma kafana. Rahat rahat uyu sen. İyi, kapatıyorum. Alperen gelebilir. Tilki uykusunda uyuyor zaten. Tamam. İyi geceler. Bak, endişelenme sakın. Allah'ım, hayırlısıyla şu uçağı bir bilseydik. Bir arıza çıkmadan. Hiçbir sorun çıkmayacak. Merak etme. İyi, tamam aşkım. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çocuklarla konuştun mu? Konuştum. İşte şimdilik seninle beraber tatile gidiyoruz diye biliyorlar. Babanız da sonradan gelecek dedim. Hiç kurcalamadılar yani. Yazık. Ay, bir sürpriz yaptığımızı sanıyorlar. Onun için ona da hiç çaktırmadılar yani. Ya Angel da geliyor değil mi? Angel son anda fıydı, biliyor musun? Ay yok, annesi buradaymış da, yok kardeşi gelecekmiş de, abisinin bir... Ay hiç çekemeyeceğim valla. Neyse canım, ne yapalım? Londra'dan dururuz artık bir bakıcı. Ay, şirketten dönmeden hemen çıkmanız lazım. Aynen bir tanem. Sen merak etme. Ben her şeyi hallediyorum. Zaten birazdan oturup Alper'e mektup yazacağım. Ne yazacaksın ki? Onu terk ettiğim için ne kadar mutlu olduğumu yazacağım. Ondan ne kadar iğrendiğimi, onun yanında uyumaktan nasıl nefret ettiğimi. Yazacağım işte bir şeyler. Kafama göre. Ne gerek var Cana, adamın yarasına basa basa? Hayır, üstüne bile senin sinirlerin bozulacak. Aa, olur mu hiç öyle şey? Benim için bir zevk. Tamam dur, arayacağım ben seni. Bankadan arıyorlar. Hayırdır inşallah. Paranın İngiltere'ye transferini söyleyeceğim. Seni seviyorum. Ben daha çok. Alo? Evet Kemal Bey, aynen öyle. Bank of England. Evet, bütün hepsini. Hallolunca ararsınız. İyi çalışmalar, sağ ol. Sedatçığım tamam, haklısın. Ya bütün söylediklerinde haklısın. Ya biz de anlıyoruz seni, böyle olmaz. Ya bu çekip gitmek çok saçma değil mi? Bence bunun üstünde konuşmaya bile gerek yok. Ne dersiniz deyin, gideceğim. Gitmem gerekiyor. Ne demek gitmem gerekiyor ya? Gayet babamla barışabilirsin. Nalan'la konuşursun, ikna edersin, eve geri döner, özür dilersin. Ya şey dersin, şu yönetim kurulu meselesinden dolayı kafam çok attı. Çok üzüldüm, şok oldum, kahroldum, sarsıldım, bir daha toparlayamadım dersin, özür dilersin. Çözeriz yani. Sonunu bildiğim yola yeniden çıkamam Selen. Ne varmış yolun sonunda? Yine azar var. Bin bir aşağılama var. Bunca şey olmuşken sözüme kimse inanmaz. Babam bana şirketteki kahve makinesini bile emanet etmez. 5 yaşıma geri dönmek gibi. Sedat, bak bakalım yapabilecek misin ki? Hı? Hiç sanmam, derdi. Hatırlıyor musunuz? İstisnasız her gün dalga geçerdi benimle. Buna geri dönemem. Dönmeyeceğim. Peki biz ne yapacağız? Hı? Sen gidersen biz ne yapacağız? Benim olmak istediğim yerde, yaşamak istediğim hayatı yaşadığımı düşünüp mutlu olacaksınız. Eğer korktuğun için gidiyorsan, uçaktan iner inmez pişman olacaksın. Evet Sedat ya. Muzo haklı. Yani şöyle yapsak, ya bu kadar uzağa gitmesen. Biz sana bir ev tutalım. Güneyde, şöyle güzel bir yerde. Ha? Nalan'ı da alırsın. Şöyle bir kafanı dinlersin, bir düşünürsün. Öyle karar verirsin. Olmaz mı? Ben kararımı verdim. Bunu da Rafet Koroğlu'na geri verin.
Onun parasıyla hiçbir şey almak istemiyorum artık. Onun bana vermeye kıyamadığı parasıyla değil. Ben kendi hak ettiğim, payıma düşen parayla yaşayacağım bundan sonra. Bunca yılın eziyetinin karşılığı gibi düşünün. Peki. Ne diyeyim sana bu saatten sonra? Sen o zaman nasıl istiyorsan öyle yap. Ama ne yaparsan yap. Hangi kararı verirsen ver. Biz hep senin arkandayız. Anladın? Sen bizim canımızsın. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Geri dönmeye karar verirsen biz her zaman buradayız. Bir şeye ihtiyacın olduğunda da istemekten çekinme, tamam mı? Anneme söyleyeyim. Hakkını helal etsin. Ona çok iyi bakın, olur mu? Size emanet. Kemal Bey selam. Ben de sizden haber bekliyordum. Parayı İngiltere'deki hesaba aktardınız mı? Ben de sizi onun için aramıştım Sedat Bey. Bir sorunumuz var. Ne sorunu? Ne oldu ki? Efendim, Cavit Esiner'in hesabınıza yatırdığı parayı banka bloke etmiş. Dokunamıyoruz. O ne demek ya? Nasıl yani? Cavit Bey hisselerinizi almaktan ve parayı göndermekten vazgeçmiş. Efendim özür dilerim. Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. İyi akşamlar dilerim. Bir dakika, bir dakika. Sakın telefonu kapatma, bak dur. Bu işi çözeceksin dedim sana. Benim hayatım söz konusu, çok önemli. Bir şey yap, o parayı geri al, tamam mı? Bir işe yarar, geri zekalı herif. Sedat Bey, dediğim gibi bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İyi akşamlar. Ne oldu ki? Ne konuşuyordun öyle hararetli? Hararetli. Hı? Kimse. Önemsiz bankadan. Sedat abi, sen de bizimle gelecekmişsin. Ya? Hep beraber tatile çıkıyoruz, değil mi? Babam da sonra gelecekmiş. Ya? O da işlerini halletsin, hemen gelecek. Harika olacak. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Biraz heyecanlandım galiba. İşte bu senin yeni ailen. Mutlu musun? Hayallerimiz gerçek oluyor. Nasıl mutlu olmam? Çok az kaldı. E hadi o zaman çekin, yapalım da şu bavullarımızdan kurtulalım. Anne, tamam, Sedat abinle alırsınız şimdi. Hadi gelin bakalım. Alo, Cavit enişte. Az önce bankadan aradılar, bir şeyler söylediler. Ne oluyor? Herhalde bir yanlışlık oldu değil mi enişte? Yok. Bir yanlışlık yok evlat. Nasıl yok abi? Sen ne dediğinin farkında mısın? Babam da kartlarımı iptal etmiş. Ya çocuk oyuncağı mı bu enişte? Yani... böyle gerekti. Abi,
Bak hayatımla oynuyorsun benim. Sen ben değil oğlum. Sen kendi hayatından oynuyorsun. Alo. Enişte. Sen iyi misin? Benim böyle kafam başka yerde gibi. Transferimizle ilgili bir sorun mu var? Yoksa Nalan Hanım'ı özledin şimdiden? Hı? Söyle bakayım. Yok canım, bir şey olmadı yani. Heyecan, korku hepsi böyle birbirine karıştı. Her şey çok güzel olacak. Ya düşünebiliyor musun? Ayşem artık özgürüz. Yan yanayız, paramız da var. Oh be Allah'ım, sana şükürler olsun ya. Yani şu çektiğimiz rezillik sonunda bitti ya. Ay kimseyle uğraşmayacağız Sedat, farkında mısın? Bak Nalan yok, Feride yok, Rafet yok, gazeteciler yok. İnanabiliyor musun buna? Aşkım neydi o öyle ya? Ay sürekli kaçıp saklanmalar, böyle kalp çarpıntısıyla diken üstünde buluşmalar falan. Ya Sedat, yani bildiğin el ele sokaklarda falan dolaşabileceğiz yani. Zaten çocuklar da alışacaklar seninle yaşamaya. Kabullenecekler yani. Bakalım onlar da şimdi güzel güzel okullarına başlarlar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Vallahi bak biz kendi işimizi bile kurabiliriz orada. Ay düşünsene. Kimseye muhtaç olmadan kendi paramızla. Paramız bizi özgür yapacak. Evet. Özgürüz artık aşkım. Sen şimdi vicdan mı yaptın? Yani annen, Nalan falan. Ay ne bileyim be aşkım, aslında Nalan'ı üzülmekte haklısın. Yani şimdi Allah için kızın kimseye bir kötülüğü olmadı. Yani bütün bunları hak etmedi zaten de. Ama işte böyle bir gerçek var. Yani herkes kendi vizyonu kadar, ışığı ışıltısı kadar yer kaplıyor bu hayatta. Onun da çapı kütlesi bu kadar. Yani daha fazlasını, ne bileyim öyle kocaman bir mutluluğu o da beklemiyordu bence. Yok artık. Türk filmine bağlamayacağız değil mi Sedat? Ay hadi ama lütfen. Vallahi bak böyle duygu yüklü hareketleri hiç çekecek durumda değilim şu an. Aşkım lütfen. Yok. Bağlamayacağız. Aslında ikimiz de kurtulduk biliyor musun? Vallahi bak ben öyle düşünüyorum yani. Yani sen Nalan'dan, ben de Alp'ten. Zaten ona da öyle bir mektup bıraktım ki. Onu okuyunca var ya, böyle sinirinden çıldıracak yani. Ama tabii artık yanında tehdit edip bağıracağı bir cana olmayacağı için. Zerre kadar üzülmüyorum ha. Oh canıma değsin. Şimdi kudursun bakalım tek başına o evde. O böyle duvarları yumruklarken ben de sevdiğim adam ve çocuklarımla yeni hayatıma doğru uçuyor olacağım. Tam olarak ne yazdın mektupta? Benimle gideceğini yazdın mı? Aa, tabii ki de yazdım. En eğlenceli kısmı da orası ayrıca. Yalnız mektubu okuduktan sonraki yüzünün halini gerçekten çok görmek isterdim. Ha bir de Feride'nin bizim gittiğimizi öğrendikten sonraki halini çok görmek isterdim tabii. Ben böyle lavaboya gidip geliyorum. Hadi çabuk gel. Keşke seni hiç tanımamış olsaydım. Keşke sen de insanları üzmekten, onların hayatlarıyla bu
kadar kolay oynamaktan bir nebze olsun korksaydın. Dünya senin etrafında dönmüyor Sedat. Umarım bunu yakında öğrenir ve anlarsın. Tek başına gidebileceksin. Eminsin, öyle mi? Hani kafan o kadar basıyor yani. Eğer korktuğun için gidiyorsan uçaktan iner inmez pişman olacaksın. Aşkım artık özgürüz. Yan yanayız, paramız da var. Oh be Allah'ım, sana şükürler olsun ya. Yani şu çektiğimiz rezillik sonunda bitti ya. Kimseyle uğraşmayacağız Sedat, farkında mısın? Bak Nalan yok. Firde yok, Rafet yok. Gazeteciler yok. İnanabiliyor musun buna? Aşkım neydi o öyle ya? Ay sürekli kaçıp saklanmalar, böyle kalp çarpıntısıyla dikin üstünde buluşmalar falan. Ya Sedat, yani bildiğin el ele sokaklarda falan dolaşabileceğiz yani. Thank you.